Merhaba, hayırlı akşamlar Abdülkadir Bey. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar ayrıca. Kudüs TV ailesinin ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerin Ramazan'ınızı mübarek olsun dileklerimizi iletiyoruz size. Abdülkadir Bey, evet, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikle açıkladığı ve ardından tüm ülkeye genelgeyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma kararı. Aslında normalde bu tam kapanma beklenen bir şeydi. Peyderpey kısıtlamalar zaten başlamıştık. Fakat sizin tepkiniz beklediğimiz gibi olmadı. Kaldı ki muhalefetin de desteklediği ve istediği, talep ettiği bir şeydi. Bu konuda iktidara yüklendiği konulardan bir tanesiydi. Siz neden tepki gösterdiniz? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, tabii öncelikle yani şu anda bir salgın sürecinin içerisindeyiz. Duamız ve temennimiz odur ki bu salgın süreci bir an önce son bulsun ve yaşadığımız bu sorunlar ortadan kalksın. Tabii aslında bugün biz pandeminin sağlığımızı tehdit eden boyutlarını ortaya koyduğumuz kadar aslında gelinen nokta itibariyle vatandaşlarımız artık sağlıklarını düşünmek bir tarafa, bugün çok ciddi bir gelecek kaygısı içerisinde, çok ciddi bir ekonomik kriz ve ciddi bir ekonomik bunalımla karşı karşıya bırakılmıştır. Bakın, ben öncelikle bu pandemiyle mücadelede hükümet, yani bunu salt anlamda ben muhalefet etmek açısından ifade etmeyeceğim, ama pandemi yönetimi noktasında çok başarısız bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu da altını çizerek söylemek isterim. Tümüyle mi böyle düşünüyorsunuz? Yani sürecin başından bu zamana kadar mı? Tabii açıklayacağım. Yani süreci açıklayacağım. Birincisi, özellikle bu tarz krizleri yönetirken iki şeyi mutlaka uygulamanız gerekir. Birincisi, şeffaf olmanız gerekir. Yani gelişen süreçlerle ilgili vatandaşlarımızın zihinlerinde soru işaretleri bırakmayacak şekilde şeffaf bir yönetim anlayışıyla bu sürecin takip edilmesi gerekir. Bir diğer ikincisi de insanların size güvenmesi gerekir. Güven telkin etmeniz, güven oluşturmanız lazım. Ama bunu oluşturmanın yolu da hiç şüphesiz tutarlılıktan geçer. Yani siz ortaya koyduğunuz kural ve kaidelere en başında siz uyumazsanız, vatandaşı kurallara uymak noktasında bir takım tedbirler alırken siz bu tedbirlere riayet etmezseniz, o zaman bu sizin pandemi ile mücadelenizin aslında suistimal edildiğini ve insanlar tarafından, toplum tarafından da bu tedbir ve önlemlere güvenilmediği gibi bir durumu ortaya koyacaktır. Neden bahsediyorum? Bugün özellikle ülkede bakın yani turizm alanlarında Uludağ'da kayak yapmak serbestken diğer taraftan özellikle siyasi iktidar açısından söylüyorum. Lebalep mitingler yapmakla övünmenin meşru olarak görüldüğü ortamları gerçekleştirmek serbestken, ama iki kişi yan yana geldiğinde siz ona ceza yazmaya kalkarsanız bu tutarlılıktan tamamen uzak bir anlayışı ortaya koyar. Yani bir taraftan siz mitingler yapacaksınız, ama diğer taraftan lokantalar kapalı olursa, çay ocakları kapalı olursa, kahvehaneler kapalı olursa ve özellikle bu anlamda ikircikli bir tavır ve tutum ortaya koyarsanız, bu apaçık bir şekilde insanların size olan güvenini ortadan kaldırmış olursunuz ki aslında gelinen nokta itibariyle de böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani iki kişi lokantada bir araya geldiğinde ona ceza yazacaksınız. Ama 5000 kişinin bir araya geldiği mitingler yapıldığında bunu salgınla mücadelede bir sorun olarak görmezseniz, bu ülkeye yapılabilecek bir kötülük olacaktır hiç şüphesiz. Dolayısıyla bu işin önemli bir kısmı. Peki burada bir virgül koyarsak hemen devamını getirecek bir soru soracağım size. Şimdi bu toplumda bunlar yaşanırken önümüzdeki bu tam kapanma döneminde vatandaşlar buna uyacaklar mıdır? Bu nasıl etkileyecektir bu önümüzdeki süreci?
Evet tabii ben yani oraya doğru da geliyordum bir tarafa. Şimdi şunu özellikle söylüyorum. Bugün hakikaten yani çok ciddi bir artık salgının ötesinde insanlar bugün kendi sağlığıyla ilgili bir endişe duymuyor. Ve evde çocuklarının bir günlük iaşesini daha karşılayıp karşılayamama noktasında büyük bir endişeyle karşı karşıya. Dolayısıyla bugün aslında bu pandemi bizim sağlığımızdan öte ülke ekonomimizi ve özellikle de aile ekonomimizi ciddi anlamda tehdit ediyor. Dolayısıyla bugün yani siz insanları ekonomik anlamda rahatlatacak bir takım destekler ortaya koymayıp da insanları evde kalacaksınız gibi bir şeye zorlarsanız o zaman bu şu demek olur. İnsanlara ya hasta olacaksınız ya da aç kalacaksınız gibi bir ikileme insanları mecbur bırakmak gibi bir durum doğuracaktır. Bugün tamam insanlarımız evlerinden çıkmasınlar, insanlarımız iş yerlerini açmasınlar tamam ama işte bir miting meydanında vatandaşımız feryat etmişti. Evime ekmek götüremiyorum diyen insana feryadını ne yapacaksınız? İşte diğer taraftan namusumuzla şerefimizle battık diyen esnafı nereye koyacaksınız? İşte bir kamyoncu feryat ediyor diyor ki bizi sizin bu virüsünüz değil bizi sizin düzeniniz öldürür dediğinde ya bu feryadı insanlarımızın iş bulamayan bugün işçilerimizin, esnafımızın, çiftçilerimiz ki çiftçilerimizin bu süreçte traktörleri ve hayvanları haczedilmiş vaziyette. Siz insanların bu ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmadan evde kalacaksınız derseniz bu insanlara iyilik yapmak elbette ki olmaz. Yani ben bireysel olarak da hiçbir zaman tam kapanmanın gerekliliğini ifade etmedim. Dolayısıyla bugün her yer kapansın, iş yerleri tamamen kapansın noktasında bir kanaatim söz konusu olmadı ve bunu da bu şekilde hiçbir zaman bir açıklamam olmadı. Ama bugün siz insanları özellikle yaşadığı bu ekonomik buhranla karşı karşıya bırakıp salgınla mücadele ediyoruz derseniz buna insanlarımızın itibar etmesi mümkün olmaz. Ama sadece burada bir takım cezai müeyyidelerle insanları evlerine doldurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. İnsanlar özellikle ceza almayalım diye zaten boynumuzda üzerimizdeki kambur bize yeter. Yeni cezalarla uğraşmayalım diye evlerinden çıkmazlar. Bunu da vatandaşlarımız yapar. Ama bu ortaya koymuş olduğunuz şeyler bu sefaleti ortadan kaldırmaz. Bugün özellikle esnaflarımız iş yerlerini kapatsın güzel ama kiraları ne yapacaklar? Yani kiralarıyla ilgili siz bir şey söylemezseniz esnafın hali ne olacak? Yani işçi çalıştıran insanlarımızla ilgili kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay daha uzatıldı güzel. Ama SGK primleriyle ilgili siz bunu devlet olarak karşılamazsanız esnaflarımızın hali ne olacak? Esnaflarımızın özellikle vergi borçlarını zaten kiralarını ödeyemeyen esnaflarımız vergi borçlarını ödeyemiyor. Siz bu vergi esnaflarımızın hali ne olacak? İnsanlarımızın çek borçları, senet borçları zaten insanlar hakikaten bütün birikimlerini bu süreçte sattılar. Ben Konya milletvekiliyim. Konya'da da esnaflarımız geçtiğimiz ay Konya Mevlana Meydanı'nda lokantacılar masa sandalyelerini yakmak suretiyle eylemler yaptılar. Ve orada özellikle bu eylemi yapan insanlarımız, feryat eden lokanta esnaflarımız yani şu bugüne kadar birikim olarak ortaya koymuş olduğu evleri satıyorlar. İnsanlar arabalarını sattılar ve gelinen noktada artık kiralarını bile ödeyemez bir vaziyetteler. Dolayısıyla burada siz destek vermeden vatandaşa evlere kapanacaksınız derseniz bu ne ülkemize ne insanlarımıza hiçbir fayda sağlamaz. Ve bu krizi daha da derinleşmenin ötesinde bir yere elbette ki götürmez. Evet peki şimdi Abdülkadir Bey bir taraftan da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu son tam kapanma öncesindeki yapmış olduğu açıklamalara da baktığımızda aslında sizin de her ne kadar merhem olmasa da bazı destekleri de açıkladı hükümet, iktidar. Bunları da göz önünde alarak şunu sormak istiyorum. Peki bu çünkü ama bir taraftan da dediğiniz gibi çok ciddi bir mağduriyet
...leri olduğunu ifade eden vatandaşlar var. Nasıl bir sistem olmalıydı? Nerede yanlış yapıldı? İktidara muhalefetinizle birlikte tavsiyeleriniz neler olur? Tabii şöyle, ben birincisi bir takım destek adı altında paketler açıklandı. Yani siz de ifade ettiniz. Özellikle kira yardımı anlamında 500 lira ve 700 lira gibi hakikaten... yani trajikomik, yani ben esnafla bir araya geldiğimizde yani keşke açıklamasalardı da devletimizin bu halde olduğunu, hükümetin bu halde olduğunu görmeseydik diye esnaflarımız feryat ediyor. İşte diğer taraftan özellikle çok ciddi destekler, çok astronomik desteklermiş gibi insanların özellikle bankalardan faizli bir şekilde kredi almalarını bir destekmiş gibi bir kampanyayla takdim etmek elbette ki bir lütuf ya da bir iyilik değildir. İnsanlarımızı bazı borçların ötelendiğini biliyoruz. Bu kredi ödemeleri. İşte insanlarımızı bu anlamda faizli kredilere mahkum etmenin insanlarımıza bir fayda ya da yarar sağlamadığını zaten görüyoruz. Bakın Konya'da son bir yılda, sadece Konya açısından söylüyorum, Türkiye geneli siz hayal edin. Konya'da sadece bir yılda 2500 esnafımız kepenk kapatmış vaziyette. Dolayısıyla bu durumu yani Türkiye geneli için düşünecek olursak, evet, durumun vehametini, krizin boyutlarını ve vehametini elbette ki görmüş oluruz. Şimdi yani tam kapanma öncesiyle ilgili yapılması gereken adımlar vardı. Nihayetinde bu adımlar yapılmadı. Bir takım uygulamaların gerçekleşmesi gerekirdi. Bunlar yapılmadı. Ama gelinen nokta itibariyle bu tam kapanma sonrasında yapılması gerekenler nedir diye bakacak olursak, birincisi esnafların özellikle SGK primleri ödediği, işçiler için de ödediği SGK primleri bizatihi devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu birincisi. Bir diğer ikincisi, özellikle vergi borçları, insanlarımızın vergi borçları mutlaka ötelenmeli ve bir takım vergiler devlet kendisi üstlenmelidir. Hali hazırda zaten insanlarımız borçlarını ödeyemezken diğer taraftan bir de devlete olan vergi borçlarıyla ciddi bir şekilde eziliyor. Bu vergi borçlarından da esnaflarımız başta olmak üzere bu kriz altında inim inim inleyen vatandaşlarımız muaf tutulmalıdır. Bir diğeri, özellikle bugün hükümetin esnaflarımızla ilgili iş yerlerini açamayan esnaflarımıza mutlaka kira giderinin minimum yarısı olmak suretiyle destek verilmelidir. Yani 500-750 lira diyorsunuz. Allah aşkına bugün yani Türkiye'nin hangi ilinde bir iş yerinin aylık kira tutarı 500 lira ya da 750 lira olabilir? Siz İstanbul'dasınız. Evet. İstanbul'da yani bir iş yerinin aylık kirasının 500 ya da 750 lira olması yani mümkün değil. Bunu hangi akılla, hangi mantıkla açıklayabiliriz? Dolayısıyla daha ortalama mutlaka bir oran bulabilmemiz için mesela Konya'da nasıldır bu? Konya esnafına bir merhem olmadı mı bu destek? Yani kesinlikle söylemiyorum. Bu şekilde algılanırsa da inanın üzülürüm. Ama geziyoruz, esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Konya'da diğer illerle esnaflarımızla bir araya geldiğimizde yani 20 bin lira kirası olan bir iş yerinin, 10 bin lira kirası olan bir iş yerinin özellikle kapalı olduğu bu süreçte siz 500 lira veriyorsanız ya bu insanın hangi sorununu çözmüş olursunuz? Dolayısıyla şu açıdan söylüyorum. En az %50'sini iş yeri kiralarının devlet karşılamak mecburiyetindedir. Bir diğeri, çek senet ödemeleri ile ilgili. Özellikle bu çek senet ödemeleri ile ilgili de bunun ötelenmesi noktasında mutlaka gerekli önlemleri, gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Yani şu anda tam kapanmayla ilgili insanlarımızın içerisinde bulunduğu bu durum ve geçtiğimiz haftada Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da ifade ettiği bir husus, mutlaka özellikle Türkiye'de 83 milyon vatandaşımıza 1500 lira nakdi destek, hibe desteği mutlaka özellikle bu kapanma sürecinde yapılmalı ve bayrama giriyoruz. Öyle ya da böyle, yasaklı da olsa bu süreçte insanlarımızın yüzünü güldürecek bir desteğin açıklanması
bugün itibariyle bir tercih olmaktan çıkmıştır ve bir zaruret olmuştur. İnsanlar evde yaşamını idame ettirmesi için, iaşesini, en temel gıda ürünlerini karşılayabilmesi için bu anlamda mutlaka desteklerin bahsettiğim şekliyle açıklanması bir zaruret ve mecburiyet halini almıştır. Evet, çok teşekkür ediyoruz Abdülkadir Bey değerlendirmeleriniz için. Biz ben de teşekkür ederim. Umuyoruz ki inşallah hem maddi hem manevi çok ciddi bir bu krizi en kısa zamanda atlatırız. Bu tam kapanma vesilesiyle de tüm bu sorunları, insanların rahatça çalışabileceği ve kendi paralarını kendilerinin kazanabildiği o sağlıklı güzel günlerimize tekrardan dönmüş oluruz ardından. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun size de.